Herkese merhabalar. Ben psikolog Rümeysa Kılıç Kuşçu. Bugün sizinle birlikte çokça soru aldığım bir konuyu cevaplamak istiyorum. Bu konu sertleşme bozukluğu. Yani erektil disfonksiyon dediğimiz erkeklerin çokça canını sıkan, yaşamak istemedikleri bir durum aslında. Bu durum ne zaman psikolojiktir, ne zaman fizyolojik bir sorun olabilir? Bunların ayrımını yaparak başlayalım isterseniz. Öncelikle sertleşme bozukluğuna psikolojik diyebilmemiz için üroloji muayenesinden geçmiş olmanız gerekiyor. Yani üroloji muayenesi oldunuz, herhangi bir sıkıntınız yok ya da kullandığınız ilaçlar vesaire bunlarla ilgili yan etkileri de biliyorsunuz. Bunun yan etkisi olmadığını da biliyorsanız, bundan da eminseniz o zaman bu duruma tamamen psikolojik diyebiliriz. Kişiler genellikle sabah sertliği yaşıyorsa, yani sabah uyandığında peniste sertlik varsa, sabah ereksiyonu dediğimiz durum varsa o zaman genelde bu durum psikolojik kökenli oluyor. Çünkü sabah uyandığınızda oluşan sertlik aslında vücutta bir sıkıntı olmadığını, işlevlerin düzgün şekilde yerine getirildiğini gösteriyor. O yüzden bu noktada sabah sertliğinin olup olmadığını kontrol etmeli, üroloji muayenesinden geçmeli ve bunlara rağmen herhangi bir sorun bulunmuyorsa o zaman psikolojik tedavi yöntemi denenmelidir. Çünkü sertleşme bozukluğu genelde çoğunlukla fizyolojik bir sıkıntıdan kaynaklanır. Ama yaşınız gençse, işte herhangi bir sıkıntı yoksa ya da sadece durumsal olarak bu durum ortaya çıkmışsa o zaman tabii ki buna psikolojik kökenli diyebiliyoruz. Şimdi nedenlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Birçok nedeni var. Ben birkaç tanesinden bahsedeceğim. Mesela madde kullanımının olması. Madde kullanımı sertleşme sorunlarına neden olabiliyor. Ya da fizyolojik olarak bir sıkıntınızın olması. İşte kalp damar rahatsızlıkları, şeker hastalıkları vesaire bunlar da neden olabiliyor. Ya da ilaç kullanımı. Bazı ilaçlar kan akışını değiştirdiği için ya da vücutta farklı fizyolojik değişikliklere neden olduğu için peniste sertlik kaybına yol açabiliyor. Ya da ilişkisel olarak çok çatışmalı bir ilişkiniz vardır. İşte sorunları halledemiyorsunuzdur. Bu sizin kafanızda çok fazla birikiyordur. İlişkinizin dışında aşırı stresli bir hayatınız vardır. Bunu yönetemiyorsunuzdur. Bunlardan kaynaklı da olabilir. Cinsel eğitim ya da cinsel deneyimi yetersizlikten kaynaklanan bir durum da olmuş olabilir. Bazen ilk ilişki denemeleri sırasında çok fazla stres faktörü ortaya çıkıyor. İşte çok korkuyorsunuz, geriliyorsunuz bilmediğiniz bir şey olduğu için burada da bu tarz sorunlar yaşanabiliyor. Bu yine oradaki korkudan kaynaklanan bir durum olmuş oluyor. Ya da şöyle de olabilir. Sürekli partner değişimleri de bu durumu etkiler. Çünkü hani var olan partnerle daha sakin ve daha stressiz bir şekilde hayatımız vardır. Ya da ona bir şeyleri kanıtlamak zorunda hissetmeyiz kendimizi. Ama sürekli partner değiştirdiğimizde en iyi performansı göstermeliyim, şöyle olmalı, böyle olmalı gibi ekstra yorumlar kattığımız için cinselliği haz olmaktan çıkartıp bir sınav haline soktuğumuz için de burada sertleşme sorunu yaşayabilirsiniz. Cinsel mitler dediğimiz kısımlar da yine kişilerin sertleşme sorunu yaşamasına neden olabiliyor. Örneğin hangi cinsel mit olabilir? Kişinin işte her şeyi erkeğin yapmasını beklemesi, işte cinsel birliktelik sadece vajina penis birlikteliğidir, o olmazsa cinsellik yaşanmaz diye beklemesi, partnerini tatmin etmek, mutlu etmek yerine direkt sadece penisin sertleşmesine odaklanması. Çünkü kadın cinselliğinde aslında erkek cinselliğinde de çok çok önemli. Fakat erkekler penisten daha çok haz aldıkları için ön sevişmeyi çok tercih etmezler. Genelde penis vajina birlikteliğine odaklanırlar. Kadın cinselliğinde aslında durum böyle değil. Kadın cinselliğinde ön sevişme boşalmayı daha da kolaylaştırır. Yani uzun ve gerçekten güzel şekilde yapılan bir ön sevişmede partnerleriniz daha mutlu şekilde, daha kolay şekilde boşalmış olurlar. Ama siz burada bu kısmı atlayıp direkt birleşmeye geçerseniz hem partneriniz hem de sizde olumsuzluklar olabilir. Çünkü ön sevişme aynı zamanda uyarılmadır, vücudun cinselliğe hazırlanmasıdır. Bu kısımların atlanması, işte eksik bilgiler dediğimiz kısımlar da buradan çıkıyor aslında. Pornografik içerikler izlediğinizde direkt birliktelik sağlanıyor. Bunun da böyle olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Kadın erkek fark etmeksizin bu tarz yorumlar oluyor ama doğru bir cinsel ilişki tabii ki böyle şekilde işlemiyor. O yüzden bu tarz bilgilerin eksiklikleri de sertleşme sorununa neden olabilir. Ya da genelde şöyle tabir edelim psikolojik sertleşme sorununu. Şimdi vücudumuz korkuya
şöyle bir tepki verir. Adrenalin hormonunu yükseltir. Bu da bizde kaygı, korku, kalbimizin hızlı çarpması, işte kan akımının değişik şekilde değişik yerlere gitmesi ya da işte daha kolay kaçabilmemiz için vücudumuzun fizyolojisini buna göre ayarlaması gibi ayarlamalar yapar vücudumuz. Şimdi cinsellik sırasındaki korkuyla herhangi bir şeyden korkmak arasında herhangi bir fark yoktur. Yani siz orada cinsellik yaşamaktan ya da işte sertlik yaşayamazsam korkusu yaşadığınız için vücudunuz adrenalin hormonunu artırmaya başlar. Bunu çok temel olarak anlatıyorum tabii ki burada. Bu hormon arttığında vücudumuzda kan akımı değişik yerlere gider. Örneğin şöyle yapalım. Mesela ne yaparız? Kaçarız değil mi bir tehlike olduğunda? Ya dona kalacağız ya kaçacağız. Kaçmak için neye ihtiyacımız var? Bacaklara daha fazla kan gitmesine ihtiyacımız var ki oradaki kasları daha iyi kullanabilelim, daha hızlı koşalım, daha çok hareket edelim gibi. Ve fizyolojik olarak da vücudumuzda korku olduğunda adrenalin ortaya çıktığında vücudumuz şöyle bir tepki veriyor. Burada bir sıkıntı var. Yani burada bir korku var. Buradan uzaklaşmalıyız. Çünkü burası bizim için rahat ve huzurlu bir alan değil diyor. O yüzden o uzaklaşmak için de kaçma yöntemini tercih etmeye çalışıyor. Ve burada penise giden kan akımı normalde sertliğin sağlanması için kanın girişinin çok çıkışının az olması gerekir. Fakat adrenalin hormonu devreye girdiğinde bu tam tersi oluyor. Çünkü vücudumuz şöyle diyor. Şu an burada bir tehlike var. Kaçmamız gerekiyor. O yüzden penisteki sertliğe ihtiyacımız yok. Oradaki kanı alıp bacaklara götürelim ki bacaklar daha çabuk koşabilsin. Aslında temelde anlatmak istediğim öykü buydu. Biz bunu terapide nasıl çalışıyoruz peki? Öncelikle sorunun neden olduğuna bakıyoruz. Yani genel ev travmaları olabilir, çift çatışmaları olabilir, kişinin aşırı anlam yüklemesi olabilir, cinsel mitlerden kaynaklı olabilir. Bu sorunun temelinin ne olduğuna bakıyoruz. Tabii ki başka kaynaklar da olabilir. Bu sorunun temeline indikten sonra, sorunun temeline saptadıktan sonra buna yönelik davranışlar yapıyoruz. Mesela çiftlere doğru bir cinsel eğitim veriyoruz. Doğru cinsellik nasıl olmalıdır, organlar nasıl olmalıdır, kadın erkek fizyolojisi nasıldır, cinsellik sırasında bunlar nasıl işler? Çünkü bunları anladığınızda zaten vücudunuzda ne olduğunu da fark edeceksiniz. Aynı zamanda beklentisiz şekilde cinsel birliktelik yaşama duygusunu da size yaşatıyoruz. Bununla birlikte zaten aslında sürecin normal şekilde işlediğinde, işte illa peniste sertlik olmak zorunda olmadığı dönemde penisin kendi kendine sertliği yakaladığını fark ediyorsunuz. Ama bunu yakaladıktan sonra da ya yine vajina içerisindeyken işte sertliğini kaybedersem, ya şöyle olursa ya böyle olursa düşüncelerine girdiğinizde aslında temelde siz kendi kendinize ketliyorsunuz sertleşmeyi. O yüzden bunları da çalışıyoruz. Bu ya olursa düşüncelerine, bunların temelde ne olduğunu, buradaki otomatik düşünce, ara inanç, temel düşünce, bunların hepsini çalışıyoruz. Ve bunlara yönelik gidişat yapıyoruz. Bazen sertleşme bozukluğu partner kaynaklı da olabiliyor. Yani partner uyarım yapmıyor, cinsellik sırasında aktif değil, karşı tarafın isteklerini pek yerine getirmiyor. İşte erkek yapsın da bitsin modunda oluyor. Bu kısımları da çalışıyoruz. Çünkü haz alabilmek için karşılıklı haz verebilmek de gerekir. Kişi haz alırsa karşılıklı haz da verebilir. Demek ki yanlış giden bir cinsel davranış var. Bu davranışları da yeniden düzenliyoruz terapi içerisinde. En önemli konulardan birisi performans kaygısını ortadan kaldırmak. Bu kaygıyı ortadan kaldırdığınızda zaten sertlik kendi kendine gelen bir şey olmuş olacak. O yüzden bunların hepsini çalışıyoruz. Dediğim gibi kişiye özel şekilde gidiyoruz. Kişilerin ihtiyaçları nedir? Nasıl düzeltilmesi gerekir? Örneğin mesela bir çiftin aşırı şekilde iletişim sorunu vardır. Çift iletişimde çok inanılmaz sıkıntı yaşıyordur. Burada cinsel terapiden çok aslında çift terapisine kayarız biz. Çünkü ilişkiyi düzelttiğimizde zaten o cinsellik de kendi kendine düzelecek. Ya da aşırı şekilde performans kaygısı vardır. Cinselliğe bakış açısını değiştirdiğimizde, cinselliğin performans sınavla aynı şey olmadığını söylediğimizde ya da cinsellikte işte erkeğin üstüne yüklenen yükleri kaldırdığımızda, karşı tarafın da bir şeyler yapması gerektiğini, işte bu şeylerin neler olduğunu anlattığımızda zaten durum rahat şekilde düzeliyor. Tabii ki bunları evde uygulayacağınız ödevler vererek de destekliyoruz. Yani çift terapisinde evde uygulayacağınız ödevler bir partnerle olduğu için mutlaka düzenli bir partneriniz olmalı. Yani bir partneriniz yoksa bu tabii ki şey demek değil. Yani sırf ödevi yapmak için birisiyle birlikte olmak ya da sırf ödevi yapmak için bir partner bulmak değil. Çünkü bu yine stres ve kaygı faktörü olacaktır. Hayatımızda olan düzenli bir ilişkimiz varsa bu terapiyi alarak bu sorundan rahatlıkla kurtulabiliriz. Şimdi burada genelde diyorlar ki hocam sorun bende, eşime ne gerek var? Ya siz cinselliği tek başınıza yaşamıyorsunuz.
Eğer sorun mastürbasyon yaparken olsaydı evet haklısınız, eşinize gerek yok. Sadece mastürbasyon kısmını çalışırsın, o ödevleri verirsin, olur biterdi belki. Ama sorun çiftin yaşadığı cinsellik. Yani çift olarak ele alınması gereken bir şey olduğu için terapilere eşin de katılımını istiyoruz. Eşinin görüşünü de görmesini istiyoruz. Eşindeki yanlış görüşler varsa bunların da düzeltilmesini istiyoruz. Çünkü cinsellikler sadece erkekleri etkilemiyor, kadınları da etkiliyor. Normalde kadın mesela cinsellikten çok haz almıyor belki. Belki ön sevişme de yetersiz şekilde. Ama kadın burada şey demiyor, işte ben doğru bilgileri öğrenmeliyim, buradan haz almalıyım şeklinde yorumlamıyor. Kadın da sadece penis-vajina birlikteliğine ihtiyaç duyuyor. Aslında cinsellik için bu birlikteliğe çok da ihtiyaç yok. Yani diğer yaptığınız her şey de cinselliğin içerisinde. Hatta daha temel kısmı cinsel birliktelikteki vajina-penis birlikteliği son kısım olmuş oluyor. Bu birliktelikten sonra işte boşalmaya ulaşılıyor. O yüzden bu noktalara dikkat etmeli ve mutlaka çift olarak terapi almalısınız. Bireysel terapilerde karşı tarafın da görüşünü değiştiremediğimiz için, partnerinizle iletişim içerisinde olamadığımız için hem verilerimiz kısıtlı oluyor hem de değişmediği için sorunlar yine tekrarlanabiliyor. Ya da terapiden aldığınız etkinlik sizin için bir anlamı olmuyor. O yüzden mutlaka terapiye çift olarak katılmalı ve düzeltmelisiniz bu durumu. Bir diğer kısım da şu. Şimdi genelde karıştırılan bir sorun var. Erkekler, özellikle erken boşalan erkekler de var bu durum tabii ki. Erken boşalma yaşadığı için ikinci, üçüncü birliktelikte çok ısrar ederler. Çünkü aldıkları haz yeterli değildir. İşte partneri memnun edemedim, şöyle oldu, böyle oldu diye kendilerine bahane ararlar aslında. İkinci, üçüncü birlikteliği yapmak için bir süreye ihtiyaç duyarlar. Bu süre kişinin yaşına, işte cinselliğe bakış açısına, o anki cinsel doyumuna vesaire göre değişebilir. Fiziksel durumuna göre de değişebilir. Çok yorgunsa tabii ki daha zor olabilir gibi. Ya da daha ileriki yaşlarda daha zor olabilir. Yani daha ileri yaşlarda bu tarz şeyler gözlemlenebiliyor. Daha fazla uyarıya ihtiyaç duyabiliyor. Bu da yine normal sayılan şeylerdendir. Burada cinsel birliktelik yaşadınız. Bir kez boşalma gerçekleşti. Hemen 5 dakika içerisinde sertleşmeyi beklemek doğru bir davranış değil. Sertleşemiyorum, sertleşme problemim var demek de doğru bir davranış değil. Çünkü burada asıl sorun sertleşme probleminin olmaması. Sizin ona öyle bir yorum getirmeniz. Çünkü sertleşme problemi temelde hiç olmaz. Yani boşalmaya ulaşamazsınız. Eğer bir kez boşaldınız, ikinci olmuyorsa bu sizin fizyolojik olarak normal yaşadığınız bir durum. Çünkü erkek fizyolojisinde, cinsellikte boşaldıktan sonra cevapsız dönem dediğimiz bir dönem var. Bu dönem hücresel durumları toparlamak vesaire bunlar için gerekli olan bir dönem. Bu dönem kadınlarda yok. Kadınlar istediği kadar devam edebiliyorlar. Ama erkeklerde böyle bir cevapsız dönem var. Bu dönem içerisinde yapılan uyarıların herhangi birine penis cevap vermez. O yüzden de cevapsız dönem olarak adlandırılır. Yani bir kez boşaldıktan sonra ikinciyi, üçüncüye devam etmek için aralık koymanız ya da aralığa ihtiyacınızın olması. Bu süreler dediğim gibi kişiden kişiye göre değişebilir. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Süreye ihtiyacınızın olması çok doğal ve insanidir. Sizin fizyolojiniz buna göre. Yani belki işte genç yaşlarda yaşadığınız cinsellikte bu süre 5-10 dakikaydı ya da 10-15 dakikaydı ama yaşınız ilerledikçe yarım saat, 1 saat belki daha fazla zamana çıkabilir. Bu da yine fizyolojide normal olarak kabul ettiğimiz durumlardandır. Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız bunun bir sorun olmadığını, cinselliğin normal bir davranışı olduğunu kabullenmeniz gerekiyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız.